her iki kalçanın arasında görülen, iltihaplanmayla giden, kişiyi rahatsız eden bir hastalık durumu. Biz buna pilonidal sinüs diyoruz. Amerika'da jip sürücü hastalığı diyorlar. Jipe binenler de çok sık. Ata binenler de çok sık. Şimdilerde ata binen pek kalmadı. Kıl dönmesinin sebebi oradaki kılların dönmesi değil. Kıl dönmesi bu bölgeye sırttan, çoğunlukla sırttan dökülen, kırılan kılların bu bölgeye gelmesi, bu bölgedeki çukurluk nedeniyle, derinlik nedeniyle bu bölgede tuzaklanması, kalça hareketleriyle de yürüyüş vesaire gibi buradaki kılların deriye batması. Deriye batması için de buradaki derinin biraz zayıf, biraz hassas olması. Yani kıl dönmesinin sebebini özetlersek üç şey saydık. Bir tanesi o bölge biraz farklı olacak. Yani her iki kalça arasındaki derinlik farklı olacak. Derinlik fazlaysa kılı batıran kuvvet daha fazla. İki, sırttan kıllar dökülecek. Yani kılsız olmayacak. Japonlarda, Çinlilerde bu hastalığı görmüyoruz kılsız olanlarda. Üçüncüsü de deri hassas olacak. Mesela yüzünde sivilce görülen, sırtında orasında burasında sivilce çıkan insanlarda kıl dönmesi hastalığını çok daha sık görüyoruz.